İsmim Gökçe Çimen. Hoş geldiniz. Endüstriyel tasarımcıyım meslek olarak ve tam 30 yıldır ilk 20 yılı hobi olarak olmak üzere son 10 yıldır da profesyonel olarak olmak üzere pixel art yapıyorum. Size bugün pixel art anlatacağım. Öncelikle pixel art nereden çıkmıştır vesaire, hani bilmeyen vardır diye onu bir an değineceğim. Pixel art nedir? Özellikleri, tanımlayıcı özellikleri nedir? Bunları anlatacağım. Nasıl yapılır'a biraz değineceğim ve sonra sizlerle ufak birkaç tane uygulama yapacağız. Uygulama şöyle bir durum var. Özellikle pixel art için pek çok teknik ve şey var. Yani yöntem var, kurallar var vesaire var. Bunları ufak da olsa bir uygulamadan insan anlamıyor açıkçası. O zamanlar zaten Ken Williams bir IBM çalışanı. IBM'le beraber şey yapıyorlar. Onu bu grafik oluşturmak için özel chipsetler tasarlıyorlar. İnsanlara bunları satıyorlar. Önce içi, deminki gösterdiğim grafiklerin içi dolu oyunlar yapılmaya başlanıyor. Daha sonra da bu King's Quest 1 çok ünlü bir oyundur. Çok eski macera oyunlarından. Oyunun en büyük özelliklerinden bir tanesi de avatarımızın ekranda yürütülebilir olduğu ilk oyunlardan bir tanesi bu. Burada gördüğünüz gibi artık hani vektörler arası çizgiler çekilmekten öte tek piksellik grafikler yapılmaya başlanmış vaziyette. Bu o zamanın özellikle Avrupa ve Amerika'sında çok fazla ses getiren bir tarz oluyor. İnsanlar çok ciddi şekilde bunları satın almaya ve oynamaya başlıyorlar. Hatta bilinen ilk korsanlanan oyunlardan bir tanesi de King's Quest 1. Daha sonra yavaş yavaş tabii hem Sierra hem başka firmalar, bugünün işte o zamanın Star Wars yapımcısı LucasArts vesaire, bunlar bu şeye giriyor. Yavaş yavaş geliştiriyorlar. Ben de size bu gelişimi böyle bir takım görsellerle hemen bir şey yapacağım. Bu Space Quest 2 ilk 32 renk kullanılan bilgisayar oyunuydu şeyde, PC'lerde. Bu da yine bir macera oyunu. Bu yine 83 tarihli International Karate adında bir oyun. Bu da birden çok karakterin ekranda oynadığı, işte Street Fighter'ın falan atası diyebiliriz buna. İlk oyundu. Burada artık yavaş yavaş aslında arada çok az fark var. Mesela göstereceğim oyunların arasında 6 ay, 3 ay, 5 ay falan farklar olmasına rağmen ilgi çok çabuk yoğunlaştığı için birdenbire mesela grafik sanatçılar oturup pixel art nasıl yaparız diye bununla uğraşmaya başlıyorlar. Pixel art kelimesi 1980 senesinde ilk defa ortaya atılıyor. Piksellerle nasıl daha iyi grafik yapılabilir üzerine bir terim aslında. İlla bunun bir sanat olduğu anlamına gelmiyor. O zaman bahsettiğimiz zamanlara tahmin ediyorsunuz. Ne 3D var, ne digital painting var. Dijital olarak bir en kaliteli görsellik yapmanın tek yöntemi bu. Çünkü cep telefonlarında küçük ekranlarda detaylı grafik yapmak 3D için biraz şey olabiliyor. Boşuna zahmetli bir durum olabiliyor. Onun için insanlar 2D grafikler, özellikle de işte böyle keskin hatlarından, detaylarından dolayı pixel art'ı tercih edebilmeye başladılar. Oyuncular için de, yapımcılar için de geçerli. Bu da aslında gayet yeni bir oyun, Thimbleweed Park. Tamamen retro 95 öncesi grafiklere gönderme yapan oyunlar da çıkmaya başladı. Ve bu tip oyunlar hani insanların çok böyle niş kabul etmediği, gerçekten milyonlarca satabilen oyunlar haline gelmeye başladı. Tabii bu durumun getirdiği şey var. Pixel art artık tekrardan, o aradaki uzun 10 yıllık kesintiden sonra tekrardan insanların profesyonel olarak icra ettiği bir medya haline gelmeye başladı. Ben de 2010 yılında bir pixel artın hani DeviantArt'ı falan diyebileceğimiz bir internet sitesine girmiştim. Orada moderatörlük yapmaya başladım.
Pixel Joint adındaki bu site, yani şu anda da dünyanın en büyük piksel art sitesi. Biz burada hem piksel artistleri birbiriyle tanıştıralım, hem yeni gelenlere piksel art öğretelim, hem çeşitli aktiviteler yaparak işte yeni insanlar kazandıralım aramızda gibi hedeflerimiz vardı. Burada oradaki yaklaşık işte 9 yıldır moderatörüm orada. Oradaki tecrübemden dolayı da bu piksel artın gelişimini çok yakından takip etmeye başladım ve aynı senelerde ufak ufak kimi zaman kendi kişisel projelerimi, kimi zamansa yurt dışındaki çeşitli bağımsız stüdyoların ufak bilgisayar oyunlarında yer almaya başladım pixel artist olarak. Tile setlerden ufakça bahsedeceğim. Tile setler demin o Legend of Zelda örneğinde bahsettiğim. Şurası bir tile settir. Bu da basitçe bir oyun yapılmış halidir bunun. Tile set çok fazla değil böyle işte mesela tek bir grafik için 630-640 tane tile hazırlarsınız. Bunlarla çok yani sonsuza yakın farklı şekilde şey yapabilen bölüm tasarımları yapabilirsiniz. Az pikselle bir karakter ya da bir obje sprite'ının etkili olabildiğine dair bir şeyler görebilmeniz için istiyorum.